İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Hainler yine sivilleri katletti. Hakkari'de işçi konvoyuna saldıran teröristler araçlara ateşe verdi. 4 sivili şehit etti. Bitlis'te ise askeri araca düzenlenen saldırıda 2 kahraman askerimiz şehit oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler iş makinelerini taşıyan konvoyu hedef seçti. İki tır ve aynı konvoydaki iki otomobili durduran teröristler sivil araçlardan birini ateşe verdi. Saldırıda 4 vatandaş Hüseyin Kartal, Huran İbişoğlu, Dursun Doğan ve Sadık Aktaş şehit oldu. Bir kişi yaralandı. Şehit yakınları terör örgütüne lanet yağdırdı. Ekmeğini çok zor kazanan insanlar, 15-20 günde bir gece elinde kalabilen, o da en aylık 2 ayda bir de kalabilen insanlar. Yani ekmeğini direksiyonda yollarda teneke içerisinde uyan insanlar. Hiçbir siyasi amaçları yok, hiçbir siyasi şeyleri yok, ideolojileri yok. Ekmek kavgasında vuruldular, katledildiler. Keşke onlara da silah verseler de öyle katletselerdi. Yani savunmasız, silahsız insanlara gelip ateş etmek, pusuya yatıp ateş etmek çok basit. Bitlis'in Hizan ilçesinde ise PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçiş sırasında infilak ettirdi. Saldırı saat 01 sıralarında Hizan-Tatvan Karayolu'nun Hazra Deresi mevkiinde düzenlendi. PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları patlayıcıyı askeri aracın geçiş sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Saldırıda Adıyamanlı Jandarma Assubay Üst Çavuş Recep İnce ile Şanlıurfalı Uzman Onbaşı Halil Ateş şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Adıyaman ve Şanlıurfa'ya gönderildi. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçiş sırasındaki patlamada ise 3 asker yaralandı. İçişleri Bakanlığı devam eden terör operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakanlık, Hakkari ve Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Şırnak'ta ise 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Son 3 günde PKK'ya yönelik operasyonlarda 269 kişi gözaltına alındı. Ağrı kırsalında düzenlenen hava harekatında ise PKK'lı teröristlerin barınma yerleri imha edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da katıldığı G20 zirvesi sonrası Hamburg'da kameraların karşısına geçti. Erdoğan, terörle mücadeleden Katar krizine kadar gündemdeki pek çok konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinin bitiminde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılık mesajını Hamburg'da da tekrar etti. Eğer bizim sınırlarımızda bizi tehdit eden bazı oluşumlar olursa biz bu oluşumlara karşı haddini bildiririz. Eğer Kuzey Suriye'de sözde bir Kürt devleti kurma gayreti olursa biz buna müsaade etmeyiz. Afrin konusu bizim için şu anda hep bir tehdittir. Oradan Kilis'e devamlı bir tehdit var. Dolayısıyla bu tehdit devam ettiği sürece biz angajman kurallarını uygulamak suretiyle Afrin'dekilere de gerekli dersi vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Uluslararası Af Örgütü ile bazı derneklerin toplantılarına düzenlenen operasyonlar ve basın mensuplarına yönelik tutuklamalara ilişkin soru soruldu. Erdoğan, ifade özgürlüğüne müdahale şeklinde yansıtılan duruma Almanya'da Türk vatandaşlarına hitap etmesinin yasaklanmasını hatırlatarak cevap verdi. Kim o aktivist ya? İşte insan hakları, yani bu kim o aktivist, kim bahsettiğiniz zaman baylokçuları mı söylüyorsun? Hayır, baylokçuları. Eagle'cıları mı söylüyorsun? Hayır, bunlar normal bir, yoksa terör örgütüne yani, terör örgütüne silah taşıyanları mı söylüyorsun? Tamam. Bilmeden de bunu söylemeyin, bilin de söyleyin. Bakın, haberi doğru kaynaktan alın ve onun üzerine gerekli olan çalışmayı yapın. Ve haberi doğru kaynaktan almaz da Wall Street Journal ağzıyla konuşursanız sizi yanlışa düşürürler. Basın mensuplarını Almanya'da G20'yi izlemeye müsaade etmeyecek, onları akredite etmeyecek kadar önlerini kesen bir anlayış var.
Önce bu anlayışı bir defa ortadan kaldırmak lazım. Bu bir. Şu anda Almanya'da 3 milyon benim soydaşım var, Türk var. Ve onlarla bu Almanya seyahatim vesilesiyle salon toplantısı yapmayı arzu ettim. Fakat Alman yönetimi, eyaletler vesaire benim burada salon toplantısı yapmama müsaade etmediler. Ve buna tahammül edemediler. Acaba bunu hangi özgürlük anlayışıyla bağdaştıracağız? Eğer özgürlükler dünyasında yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin %52'sinin halkının %52'sinin oyunu alarak cumhurbaşkanı olmuş olan bir cumhurbaşkanına Almanya'da bir salon toplantısında konuşma müsaadesi vermeyenler, kusura bakmasınlar, özgürlüklerden bahsedemezler. Ve şu anda yaşanan, benim söylediğim siyasi intihardır dediğim olay budur. Bu bir siyasi intihardır. Ve bu bumerang gibi döner, bir zamanda kendilerini vurur. Orta Doğu'daki gelişmeler de Erdoğan'a yöneltilen sorular arasında yer aldı. Erdoğan, Körfez kriziyle ilgili tavrını bir kez daha dile getirdi. Katar'a yönelik ithamları haksızlık olarak değerlendiriyor, yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Dünyadaki her ülke gibi Katar'ın da egemenliğine saygı duyulmalıdır. Körfez'deki bütün kardeşlerimizin güvenliği, huzuru ve istikrarı en az kendimizinki kadar önemlidir. Bunu tehlikeye atacak adımlardan imtina edilmelidir. Bu konuda bölgenin büyüğü olarak gördüğümüz Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm ülkelerin en kısa sürede makul bir çözüm üzerinde anlaşmalarını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna ilişkin düşüncesini de Mesut Barzani'ye ilettiğini, bundan vazgeçeceklerini umduklarını belirtti. Doğrusu referandum konusuna ben Irak'ın bütünlüğü açısından doğru bakmıyorum. Ve bu Irak'ın yarınları açısından sıkıntı verici bir adımdır. G20 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından duyurulan Suriye'de çatışmasızlık alanı yürürlüğe girdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, çatışmasızlık bölgelerinin Türkiye'nin desteği olmadan oluşturulamayacağını söyledi. Bu arada Irak'ta da ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un DAEŞ'ten tamamen kurtarıldığı duyuruldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada G20 zirvesinde duyurulan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkes anlaşması değerlendirildi. Çatışmasızlık alanlarında geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilen anlaşmaya ilişkin açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ve Almanya Başbakanlarıyla anlaşmayı görüştüğü ifade edildi. Ateşkes anlaşmasının Suriye'deki krizin bitirilmesine yardımcı olması ve insanların evlerine dönmesini sağlama açısından önemli olduğu, elde edilen ilerlemenin ümit vaat ettiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Putin de G20 zirvesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Putin, çatışmasızlık bölgelerinin bütünlük açısından önem taşıdığını ancak Türkiye'nin desteği olmadan oluşturulamayacağını söyledi. Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri ülkedeki bütünlüğün sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu bölgelerin sınırları konusunda anlaşmaya varılması çok önemli. İdlib ve Suriye'de oluşturulması umut edilen çatışmasızlık bölgeleri de Türkiye'nin desteği olmadan oluşturulamaz. Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile daha fazlasını elde edebilmek için uzlaşı ortaya çıktığını, çatışmasızlık anlaşmasının da bunun sonucu olduğunu dile getirdi. Bu arada Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadele edildiği, Musul'un tamamen kurtarıldığı açıklandı. Haberi Irak Devlet Televizyonu duyurdu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin de Musul'a gittiği ifade ediliyor. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DAEŞ'in kontrolüne geçmişti. Bazı kaynaklar terör örgütü DAEŞ'in Dicle Nehri bölgesinde halen ordu birliklerine karşı çatışmaya devam ettiği haberlerini geçiyor. Kentin batı yakasındaki son çatışmalarda 23 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. 19 Şubat'ta başlayan Musul operasyonunun son 2 ayında yaklaşık 1000 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde vahşice öldürülen Suriyeli hamile kadınla 10 aylık bebeğinin cenazeleri İdlib'de toprağa verildi. Bu vahşet Türk halkına mal edilemez diyen Suriyeli kadının babası, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Allahu Ekber. Hamile olan Suriyeli Emanuel Rahmun'la 10 aylık oğlu Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evlerinden kaçırılıp ormanda katledilmişti. Taciz iddiası da gündeme geldi. Olayla ilgili olarak öldürülen annenin eşiyle aynı fabrikada çalıştıkları öğrenilen iki kişi tutuklandı. Cenazeler Suriye'nin İdlib kentine götürüldü. Öldürülen Suriyeli hamile anne ve bebeğinin cenaze namazını Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırmıştı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir babanın hassasiyeti, bir babanın duygusallığı ne diyorsa benim sözüm odur. Görmez cinayet karşısında duyduğu infiali dile getirdi. Müslümanları uyardı. Bize ne oldu ki biz zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk? Bize ne oldu ki biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili oldu. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Sakarya'daki törenin ardından Emanuel Rahmun'la bebeğinin cenazeleri Suriye'nin İdlib kentine götürüldü. Anne ile talihsiz yavru için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Öldürülen Suriyeli annenin babası törenin ardından açıklama yaptı. Acılı baba, bu işe bulaşanlar Türk halkını hiçbir şekilde temsil etmiyor diye konuştu. Tek dileklerinin suçluların misliyle cezalandırılması olduğunu söyledi. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelenen Srebrenica soykırımının yıldönümü için hazırlıklar sürüyor. 11 Temmuz'daki anma törenleri öncesi başlatılan barış yürüyüşü devam ederken Sırpların katliam için gelen ithal askerleri için diktiği anıt, paralı askerlerin savaştaki rolünü de gözler önüne seriyor. 1995'te Avrupa'nın ortasında yaşanan büyük katliamın yıl dönümü öncesi anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Srebrenica'daki soykırımdan kaçanların orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta her yıl düzenlenen yürüyüş devam ediyor. Ölüm yürüyüşü olarak da bilinen etkinliğe dünyanın dört bir yanından insanlar katılıyor. Barış yürüyüşündeki 5000'i aşkın kişinin 10 Temmuz'da bu yıl kimliği tespit edilen 71 kurbanın defnedileceği Potocari Anıt Mezarlığı'na ulaşması planlanıyor. Srebrenica kurbanlarının her yıl 11 Temmuz'da anıldığı Potocari Anıt Mezarlığı'nda toplam 6504 kurbanın mezarı bulunuyor. Katliamın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde kurbanın cesedine hala ulaşılamadı. Bu arada Bosna Savaşı'nda Srebrenica soykırımı dahil birçok suça karıştığı düşünülen Rus ve Yunan paralı askerlerin savaştaki rolü de tarihi belgelerle görülebiliyor. Bosna Savaşı konusunda genellikle gündem dışı kalan ithal savaşçılar meselesi bir süre önce Visegrad şehrine Rus askerleri için anıt dikilmesiyle tekrar gündeme geldi. Mezar taşları üzerinde Rus gönüllü askeri ibaresi yer alırken mezarda yatanlar için Rusça övgü içeren ifadeler bulunuyor. İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenmiş suçlar araştırma enstitüsünde görevli araştırmacı yazar Muammer Zananoviç, Rus ve Yunan paralı askerlerin 11 Temmuz 1995'teki Srebrenica soykırımına katıldıklarını iddia etti. Birleşmiş Milletler barış gücünün güvenli bölgeden çekilmesinden sonra buraya Yunan ve Sırp askerleri geldi. Srebrenica soykırımının yaşandığı gün telefon bağlantısı ile Yunanistan'da bir televizyon kanalına Yunan bir asker bağlandı. Bu asker bombardımandan sonra şehre girerek burayı temizlediklerini ve dinleri için savaştıklarını ifade etti. Zananoviç, Rus paralı askerlerinin ise Sırplarla hareket ettiklerine dikkat çekti. Rus paralı ve gönüllü askerler Goradze'de ise Nisan 94'te Yıldız 94 operasyonunda
konusunda özel bir rol oynadılar. Bu kuşatma alanında 74'ü çocuk, yüzlerce sivil öldürüldü ya da yaralandı. General Ratko Mladic burada askerlerine Türkler bu alandan yok olmalı emrini vermişti. Zananović yabancı paralı askerlerin Sırp Cumhuriyeti ordusundan sertifika aldığını, işlenen onlarca suça rağmen hiçbirinin yargılanmadığını vurguladı. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi yeterli delilin mevcut olduğunu söyleyip Rus askerlerinin iadesini talep ettiyse de Rusya bu talebe olumlu karşılık vermemişti. Bu haberle birlikte ana haber bülteni noktada öz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.